وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ Kim ahireti murad ederse, murad etmekle olmuyor. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا Ve onun içinde çabasını ortaya korsa, gayretini, ahiret için gerekli olan çaba ve gayret. Yoksa hayaller, herkesin hayalleri zirve. Ama ameller hayallere eşlik etmiyorsa, hayaller bir süre sonra boş hayallere dönüşür. Anlamsız hayallere dönüşür. Çünkü eğer gerçekten bir isteklilik varsa kişi harekete geçmesi gerekir. وَلَوْ اَرَادُ الْخُرُوجَ لَاَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً Eğer dedi Cenab-ı Hak gerçekten savaşa çıkmak isteselerdi hazırlık yaparlardı. Demek ki niyet teşebbüsü gerektirir. Öyle içeride niyeti sakla, amel hiç olmasın, teşebbüs hiç olmasın. Bir zaman sonra niyetini de kaybedersin. Onun akıbeti öyle olur. Bir zaman sonra bakmışsın, kalple irtibatın kalmamış, niyeti de artık içinde bulamıyorsun. O niyet, o içinde duyduğun minik heves, onu büyütmen lazım, çoğaltman lazım. Amel ile Allah Azze ve Celle katında onu çoğalta çoğalta bütün bedenine, hayaline, geleceğine yansıtman lazım. O kadar olmalı ki Cenab-ı Hak iyilerin durumunu bahsederken öyle bazı peygamberlerin isimlerini verdi. Dedi ki inna ahlasnahum bi halisatin zikrettar. Onlar ahiret yurdunun düşüncesiyle onları biz saflaştırdık. Yani artık tepeden tırnağa ahiret rüyası, ahiret düşü, ahiret hayali, ahiret temennisi, ahiret ümidi adına ne derseniz. Düşünce artık zikraddar. Sabah kalkıyor, ahirete bir gün daha yaklaşmanın ümidi ve heyecanıyla artık yaşıyor. Böyle kimseler ölüme doğru neşenin, zevkin, heyecanın hani her zaman diyorum dolan pil misali arttığı kimseler. Men kâne yercû liqâ rabbihi. Rabbi ile buluşacağı günün recası, ümidi, beklentisi içerisinde olan kimseler. Bunlar kuşkusuz dünyayı daha yaşarken arkasında bırakan kimselerdir. Sanılmasın ki bunlar fakir ve zaruret içerisine düştü, öyle demek istemiyoruz. Bunların elinde çokça malları da olabilir. Ama bunların gönülleri artık bir büyüklük olarak onları basitleştirmiştir. Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği sonsuz büyüklükler gönle girdiği zaman artık dünyanın kırıntıları gönülde tutunamaz. Kişinin elinde olabilir ama gönlüne artık giremez. Çünkü beklenti ve ümit başka bir tarafa açılmıştır. İnna ahlasnahum bi halisatin zikrada. Bunu duaya dönüştürüp Allahümme ahlisni bi halisatin zikrada. Allah'ım bizi de ahiret düşüncesi, ahiret ümidiyle saflaştır. Bizi de bize vaat ettiğin o geleceğin heyecanıyla daha dünyadan zevk-ü neşenin, hevesin ve heyecanın içine al. Elhamdülillahi Rabbil alemin'errahmanirrahim. Hamdolsun o Allah'a ki bize böyle bir vaat, bizi böyle bir heyecan üzere yarattı. Daha başlarken müjdeyi verdi. Allah Azze ve Celle başlarken peygamberleri gönderirken müjdeciler olarak gönderdi. Bazıları zannediyor ki Cenab-ı Hak dini bize ceza olarak gönderdi. Rahat rahat burada yaşayacaktık. Cenab-ı Hak peygamberlerini gönderip başımızı derde soktu. Hayır öyle değil. O şeytanın palavrası. O şeytanın kandırması. Cenab-ı Hak yeminle söyledi ki Taha ma enzelnâ aleykel Kur'an liteşkâ. Yemin olsun biz sana Kur'an'ı sıkıntıya giresin diye indirmedik. Zora giresin, başın derde girsin.
hayatın sıkıntıya uğrasın diye değil. Allah Azze ve Celle müjdeci olarak gönderdi, müjde olarak gönderdi. Çünkü içinde bulunduğumuz çıkmaz ve karanlık sokakta öndekilerin sürekli uçurumdan düştüğü, onlara acıdığımız, önümüze baksak onlar hayattan patır patır çekiliyorlar. Geriden gelenlere bakıp küçücük mini minnacık yavrularımız. Daha dün doğuyorlar, kucağımıza aldığımızda bunlar da bir gün ölecek. Gerçeğiyle seviyoruz onları. Hayat bu iki parantez arası bir prens gibi, bir sıkışma alanı gibi bizi zorluyor arada. Hangi ümitle hayatı neşeyle yaşayacağız? Bütün o sevdiklerinin hepsinin bir gün öleceğini, kimisi sen hayattayken, kimisi senden sonra. Yapabildiğin en güzel dua, ya Rabbi bunların kötü günlerini bana gösterme demekten ibaret. Ama biliyorsun, senden sonra da olsa onların da kötü günleri olacak. Hastalanacaklar, tedaviye cevap vermeyecek, günlerce yatacaklar. Senin dünkü körpecik yavrun gün gelecek, o da ölümün kıyısına eşiğine gelecek. Dünya böylesi karanlık ve çıkmaz sokakken bize tünelin ucundaki ışığı gönderen Allah Azze ve Celle, merak etmeyin, burası öylesine geçici, sadece bir tadımlık göstermelik bir yerdi. Sahnenin kapanması, kararması yeni bir perdenin açılması içindir. Biz ölünce sizi yok edip ortadan kaldırmıyoruz. Tam tersi, عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ Ölümle birlikte sizi alıp başka yepyeni bir inşaya götürüyoruz. Burada nasıl inşa edip sizi var ettiysek, orada da yeniden inşa ediyoruz. Ve bu yeni inşanız, bu inşanızdan daha güzel. Kalıcı ve ebedi. Ama bir farkla, iyiler için saadet, kötüler için ise bedbaht bir son. Bu iki yol ayrımından hangisine? Siz orada kendiniz karar veriyorsunuz.